Merhaba arkadaşlar. Sizlere bugün alt üst grup yöntemiyle madde analizinden bahsedip ardından da bu kavramların, bu analizlerin Excel'de uygulamasını göstermek istiyorum. Öncelikle alt üst grup yöntemi ne demek ve madde analizi ne demek? Yani bu iki kavrama bir bakalım. Şimdi şuradan başlamak istiyorum. Madde analizi kavramı dediğimizde aklımıza ilk gelen madde güçlük indeksi ile madde ayırt edicilik indeksi olacak. Alt üst yöntemi ise şöyle, bizim elimizde bir örneklemimiz var ya da uygulama yapılan bir grubumuz var ve bu gruptaki yani daha basit bir ifadeyle en çalışkan grupla en alttaki zayıf halka dediğimiz yani çalışkan olmayan grubu karşılaştırıyoruz burada. Şimdi diyor ki uygulama yapılan grubun en başarılı ve en düşük başarıya sahip %27'lik kesimler diyor. Yani demek ki şöyle düşünelim şunu. 100 kişilik bir öğrenci grubumuz var. En alttaki 27 kişi alt grubum oluyor. En üstteki 27 kişi üst grubum oluyor. Şimdi ilk aşamada öğrencilerin sorulara verdikleri cevaplara göre doğrular 1, yanlışlar 0 olarak puanlanır. Birinci aşamamız bu. İkinci aşamada az önceki söylediğim gibi puanlamayı yaptıktan sonra yüksekten en düşüğe doğru ya da küçükten büyüğe doğru sıralanıyor ve alttan %27'lik kısmı üstten %27'lik kısmı alınıyor. Yani burada da çok güzel bir şey söylüyor. Mesela tüm grup 200 kişi olsun, %27'si 54. Yani en alttan 54 kişi, en üstten de 54 kişi alınır diyor. Şimdi yaptıktan sonra her bir ne diyor? Üçüncü aşamada her soru için bir tablo oluşturulur. Ve bu tabloda alt üst gruptaki doğru yanlış sayılar gösterilir. Yani örneğin şu 10 soruluk bir testte soru 5. 5. soruyu alıyorum. Acaba 5. soruda üst gruptan kaç kişi doğru yapmış bu soruyu? Alt gruptan kaç kişi doğru yapmış? Şimdi üst gruba baktığımızda üst grup şöyle kırmızıyla gösterelim. Öncelikle üst grubum 54 kişi. Yani 200 kişinin %27'si 54'e karşılık gelir. Bu 54 kişinin doğru yapılan sayısı yani 34 kişi doğru cevaplamış, 20'si ise bu soruya yanlış cevaplamış. Öncelikle tabloyu anlayalım. Aynı sayı alt grupta da olur. Alt grupta da yine baktığımızda 54 kişimiz var ve 54 kişiye yine üst doğru evet alt grupta 22 kişi var. Pardon, doğru yapan 22 kişi var. Yanlış yapan ise 32 kişi var alt grupta. Şimdi buradan hareketle dördüncü aşamada madde güçlük ve ayırt ediciliklerini hesaplayacağız. Şimdi bunu yaparken ne yapıyorum? Şunu yapıyorum. Madde güçlük indeksini hesaplayacağız. Madde güçlük indeksi şu demek. Sorunun zorluk ya da kolaylık derecesidir. Yani 0 ile 1 arasında değişim gösterir. 1'e yaklaştıkça soru kolaylaşır. 0'a yaklaştıkça ise soru zorlaşır. 0,50 olması durumunda sorunun orta güçlükte olduğu söylenebilir. Şimdi şöyle bir şeyimiz var. Güçlüğü bulurken formülümüz var. Bakın öncelikle madde güçlük P ile gösteriliyor. Formül şu. Üst grupta doğru cevap verenlerin sayısı artı alt gruptaki doğru cevap verenlerin sayısı bölü toplam cevap verenlerin sayısı. Yani aşağıdaki tabloya baktığımızda madde 5 için. Şimdi üst grupta doğru cevap verenler 34 kişi. Alt grupta doğru cevap verenler 22 kişi. Ve toplam kaç kişi var? Toplamda 108 kişi. Yani kısaca şöyle diyelim. Şu 34 şu kısmı karşılar. 22 şu kısmı karşılar. Ve 108 de paydayı karşılar. İşte bunu yaptıktan sonra artık aşağıda işlemimizi yapıyoruz. Baktığımızda 34 artı 22, 54 artı 54 yani 108. Şuraya baktığımızda aşağısı da yani 54 üst grup aşağı alt gruptan 54 geliyor. 108 yapıyor. 56 bölü 108'den 0 evet nokta 52 bulmuş olduk. Yani orta zorlukta bir soru diyebiliriz. İşte kitaplara baktığınızda farklı şeyler vardır. Yani bu noktada mesela bir kitapta şöyle bahsediyor. Diyor ki eğer P aralığı 0 ile 20 aralığındaysa şimdi
Şöyle yapalım bir daha. Evet. 0 ile 20 arasındaysa çok zor. 21 ile 0-21 ile 40 arasında zor. Orta güçlükte 0-41 ile 0-60 arasında. Kolay dediğimiz 0-61-0-80 arası. Çok kolay dediğimizde 81 ile 1 arasında diyor. Bu şekilde güçlü hesaplama ve bir ölçütle karşılaştırma bu şekilde oluyor. Şimdi ikinci kısım ayırt edicilik. Yani bir soru bilenle bilmeyen arasında nasıl bir şey oluşturuyor? Yani derecesi diyor. Hakikaten mesela bu değere göre diyoruz ki bilenle bilmeyen arasında oldukça ayırt edici. Şimdi şöyle düşünelim. Herkesin yaptığı bir soru var. O zaman ayırt etmez. Neden? Alt grup da yapmış, üst grup da yapmış. O zaman o sorunun teste de yeri yok. Ya o sebepten dolayı şunu yapmak gerekiyor. Ayırt edici sorular. Yani soruları yazarken üst grubun yapabileceği alt grubun, yani kısmi bilgiyle bile yapılamayacak sorular yazmak lazım. Bu noktada ayırt edicilik. Eksi 1 ile artı 1 arasında değişen bu ifade şöyle. Hesaplaması da oldukça kolay. Yani R ile gösteriliyor. Güçlük P ile gösteriliyordu. Bu R ile gösteriliyor. Aynı mantık, üst grupta doğru cevap verenlerin sayısı, alt grupta doğru cevapların sayısı. Ancak güçlükte arada toplama varken burada arada çıkartma var. Yine farkı şu, güçlükte toplam sayıyı alırken burada paydaya gruplardan birindeki kişi, evet gruplardaki kişi sayısı, yani birindeki kişi sayısı diyelim. Yani soruya cevap veren kişi sayısı, öyle söyleyelim. Yani mesela buraya için baktığımızda madde 5, üst grupta doğru veren 34, alt grupta 22, bir gruptaki evet 54 kişi, ya da bunu da alabilirsiniz. Herhangi biri olur 54. Ne yapıyorum? Yaptığım şey şu. 34'ü üste yazdım. Eksi dedim. Aşağıda 22 var. 22 dedim. Ve altta da tek grubu yazdım. Ve bu şekilde 0-22 bulmuş oldum. Ve 0-22 ne anlama geliyor? İşte baktığımızda şöyle bir durum var. Eksi 1 ile 0-20'ye kadar hiçbir şekilde diyor soruyu affetmeyelim. Yani soruyu testten çıkartalım. Çünkü soru ayırt etmez. Hem boşu boşuna yer kaplar, hem de bizim güvenirliğimizi bozar diyor ayırt edicilikte. O sebepten 0.21 ile 0.30'dan, yani 21'den büyük olması isteniyor. Ama yine yetmez. 0.21 ile 30 arası olursa madde düzeltilmesi gerekiyor diyor. Yani bazı kitaplarda 25 vurgusu var, 25'e kadar diyor. Ve 30'dan sonra baktığımızda, evet 30'dan sonra madde iyidir, teste kalabilir. Tabii derece olarak bakıldığında da madde ayırt ediciliği iyidir. 30 ile 40 arasında, 0-30, 0-40 arasında, 0-41 ile 1 arasında da madde ayırt ediciliği mükemmel şeklinde düşünebiliriz. Dediğimiz gibi daha önceki biz ayırt edici ve güçlük sunumlarımızda da verdik. Şöyle bir şey var. Bu ayırt edicilik son yıllarda Milli Eğitim ve ÖSYM tarafından raporlarında veriliyor. Mesela bir Milli Eğitim testinde, Türkçe sınavında, hatta 2016, bakın şurada linki de var. Şuymuş linki, 2015-2016 ortak sınavlar. Şimdi şöyle bir ayırt edicilik değerlerine, her bir madde, yani Türkçe 20 soru var. Burada güçlükleri var, burada ayırt edicilikleri var. Her bir ayırt ediciliklere baktığımızda 0.30'dan büyük olduğunu görebiliyoruz. ÖSYM'nin istatistiklerine baktığımızda şurada, ÖSYM ise daha çok test üzerinden gidiyor. Madde üzerinden değil, bunların ortalaması üzerinden gidiyor. Şimdi bakın, madde soru güçlü ve madde ayırt ediciliği. Ve bakıldığında da burada da ayırt edicilikleri madde test ortalamalarında 0.30'dan yüksek olduğunu görürsünüz. O yüzden ayırt edicilik çok önemli kavramdır. Evet. Şimdi bu videonun ikinci bölümünde de alt üst yöntemiyle Excel uygulamasını gösteriyoruz.